10. sınıf coğrafya ders kitabı gün yayınları 1. ünite doğal sistemler sayfa 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 iç kuvvetler etkinlik soruları ve cevapları 10. Sınıf gün yayınları coğrafya ders kitabı iç kuvvetler cevapları, iç kuvvetler 10. Sınıf gün yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 23 cevabı. Yeryüzünün bazı bölgelerinde depremler ve volkanik olayların gerçekleşmesinin nedeni nedir? Bu oluşumlar neyi kanıtlamaktadır? Araştırınız. Vardığınız sonuçları defterinize yazınız. Cevap, enerjisini yerin içindeki magmadan alan güçlere iç kuvvetler denir. İç kuvvetlerin etkisiyle orojenez, epirojenez, volkanizma ve depremler meydana gelir. İç kuvvetlerin oluşturduğu yer şekilleri dış kuvvetler olan akarsular, rüzgarlar, buzullar vs. tarafından aşındırılır. İç kuvvetlerin oluşturduğu hareketlerin bütününe tektonik hareketler denir. Bu oluşumlar yer dediğimiz dünyanın şekillenmesini sağlarlar. Yukarıdaki yer şekillerini ve oluşumları inceleyiniz. Bu yer şekilleri ve oluşumlardan hangilerinin benzerlerini gördünüz? Bunların nasıl oluştukları ile ilgili bilginiz var mı? Bu konudaki düşüncelerinizi defterinize yazınız. Cevap, geçen sene Kayseri ve Ağrı'ya gezi düzenlemiştik. Öğretmenimiz gördüğümüz dağların volkanik patlamalar sonucu oluştuğunu söylemişti. Volkanik dağ gördüğümü söyleyebilirim. Çevrenizde adı bilinen dağ, ova, plato, vadi ve diğer şekillerin olup olmadığını araştırınız. Varsa bunların nasıl oluştuğuyla ilgili bilgi topladıktan sonra, bu yerlerden bir veya birkaç tanesine bir gezi düzenleyiniz. Gezi sırasında fotoğraflar çekiniz. Elde ettiğiniz verileri sınıfta sunduktan sonra ürün dosyanızda saklayınız. Cevap: Marmara bölgesindeki volkanik dağlar, Uludağ. Güneydoğu Anadolu'daki volkanik dağlar, Karacadağ. Karadeniz bölgesindeki volkanik dağlar, Köroğlu Dağları. Akdeniz bölgesindeki volkanik dağlar, Hassa Bölgesi 10. Sınıf gün yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 31 cevabı, iç güçleri oluşturan etmenler ve bu olaylar sonucu gerçekleşen oluşumları gösteren aşağıdaki tabloyu örneğe uygun olarak tamamlayınız. Cevap: Mantodaki konveksiyonel akımlar, volkanizmeye neden olur. Kıyı sekileri, orojenez sonucunda oluşur. Buzul erimesi, epirojeneze neden olur. Krater, volkanizma sonucunda oluşur. Levha hareketleri, depreme neden olur. Yer kabuğunda kırıklar, deprem sonucunda oluşur. Karalardaki aşınma, epirojenez sonucunda oluşur. Deniz gerilemesi, epirojeneze neden olur. Kaldera, volkanizma sonucunda oluşur. Kıvrım dağlarının oluşması, orojenez sonucunda oluşur. Volkan konisi, depreme neden olur. Mar, volkanizma sonucunda oluşur. Deniz ilerlemesi, epirojenez sonucunda oluşur. Kırık dağlar, orojenez sonucunda oluşur. 10. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Gün yayınları sayfa 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.